Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Mbot'umuzu engel algılayan robot yapacağız. Tabii ki bu kodları Mblock 5. versiyonda yapıyoruz. O şekilde sizler de 5. versiyonda kodlarımızı yazabilirsiniz. Bu robotumuz, engel algılayan robotumuz e, engele geldiği zaman farklı bir yöne dönecek. Fakat bu yönünü kendisi belirlesin istiyorum. Yani sağ ya da sola belirlemeyi, dönmeyi kendisi belirleyecek. Evet şimdi hemen robotumuzu ekle kısmından M-bot'umuzu ekliyoruz. Kodlarımız karşımıza geldi. Ve buradan mbotumuzu da ne yapacağız? Yine bağlan kısmından hemen bağlantımızı sağlayacağız. Tabii ki ben şu an bağlantımı sağlamayacağım. Ee, yükle kısmına geliyorum. Daha sonra bağlan deyip kodlarımı içine atacağım. Daha önceki videolarımda robotuma kod yüklemeyi zaten göstermiştim. Videosunu çekmiştim. Burada direkt olarak kodları yazdıktan sonra atıp hemen sadece videoyla robotumuzun nasıl hareket ettiğini göstermeye çalışacağım. Hemen kodlarımıza geçmeden önce değişken oluşturmamız lazım. Bir kere hızını sabit yapacağım. Yani sürekli aynı hızda olacağı için bir kere değişken yapacağım ve hızı orada belirleyeceğim. O yüzden hız ismine değişken atadım. Daha sonra sensörden gelen değerleri okumam gerekiyor. Yani mesafe sensöründen gelen değerleri değişkene atamam gerekiyor. O yüzden sensör ismini değişken yaptım. Bir de yön isminde değişken yapıyorum. Yani sağa ya da sola dönmesi için burada bir de yön isminde değişken oluşturdum. Evet daha sonra ise canlı şey yükle dediğim için burası çıktı. Canlı olarak denemiyorum çünkü kablolu bağlanacağım için. O yüzden bu şekilde işlem yapıyorum. Evet daha sonra da hemen değişkenlerden öncelikle hızımızın 40 ya da 50 olmasını sağlıyoruz. Ben 50 dedim. Sizler tabii ki hızınızı ona göre ayar yapabilirsiniz. Daha sonra ise kodlarımız sürekli çalışacağı için sürekli tekrarlayı yapıyoruz. Daha sonra da hemen değişkenlerden sensör kısmına geliyoruz. Ve burada mesafe algılayıcı giriş 3 şu bloğu alıyoruz. Yani ne demek istiyoruz? Mesafe algılayıcı yani giriş 3'te bulunan mesafe algılayıcı sensöründen gelen değeri santimetre olarak okuduktan sonra sensör ismini at Bundan sonra artık benim şu kısımda sensör kısmında mesafe sürekli okunacaktır. Tabi ben şu an canlı olarak denemiyorum. Direkt kod üzerinden gidelim. Daha sonra eğer ise değilse alacağım. Diyeceğim ki eğer sensörden gelen değer değişkenlerden geliyorum. 15 santimetreden büyük ise robotum yön değiştirsin istiyorum. Eğer sensörden gelen değer 15 santimden büyükse yön değiştirsin. Ee, ne yapacağım peki yön değiştirmesi için? Öncelikle bir kere robotumun ileri gitmesi gerekiyor. Yani 15 santimetreden büyükse robotum ileri gidecek. Ne kadar ileri gidecek? Hız kadar ileri gidecek. Şu şekilde. Deyse de yön değiştirecek. Yani kodumuzu bu şekilde yapacağız. 15 santimetreden büyükse burada ilk kısımda ileri gitmesini sağlıyorum çünkü mesafe var önünde. 15 santimetreden büyük olduğuna göre önümüzde açıklık var. O yüzden sürekli ileri git. Ne zaman değilse yani 15 santimetreden küçükse yön değiştirsin şeklinde ifade yapmam gerekiyor. Tabii ki bunu yaparken de yönü kendisi seçmesi gerekiyor. Yani yön ne olsun? Yön burada sayısal değer vereceğim. 1 ve 2 arasında sayı tutacak. Çünkü ya sağa ya sola. Yani ya 1 ya 2. Şu şekilde. Eğer 1 gelirse işte sağa dönsün. 2 gelirse sola dönsün. Bakın burada rastgele sayı tutuyoruz. 1 ile 2 arasında. Böylelikle yönünü kendisi belirliyor. O an 1 tutmuşsa sağa dönecek. 2 tutmuşsa sola dönecek şeklinde yapacağım. Evet. Şimdi yön değiştirmesini sağlıyorum. Eğer diyorum bu sefer tekrar. Eğer 1 tuttuysa yani Sensörden gelen değerimiz eşittir alıyorum bu sefer ee, değişkenlerden yönü bir olarak seçmişsen eğer Öncelikle robotuma bir geri bir hareket vermek istiyorum, geri gitsin biraz hız kadar yine alalım değiştirmeyelim burayı. Yalnız burası çok küçük olsun çünkü 50 hızda olduğuna göre çok olacak. O yüzden 0.13 saniye geri gitsin 50 hızında. Siz bunu tabi değiştirebilirsiniz. Baktığınız çok yavaş e, az geri gidiyor. O zaman bunu 0.10 3 değil de işte 0.10 4 yaparsınız. Veya 0.10 5 yaparsınız. Bu şekilde değiştirebilirsiniz yani. Daha sonra ise bir dil için sağ dönsün. Yine belli bir saniye sağ dönsün tabii ki istiyoruz. Bu da yine hızımız olsun. Bu da yaklaşık olarak 0.10'da 5 saniye sağ dönsün. Yani bu değerleri siz kendi robotunuza göre ayarlayacaksınız bu şekilde. Önemli olan işte şu saniyeleri düzgün bir şekilde tutmaktır. Bu şekilde yaptık. Artık robotumuz önce e, bir geldiği için önce hafif bir geri gidecek. Sonra sağ tarafa dönüp ondan sonra tekrar ne yapacak? Ölçüm yaptığı için sensör değeri sürekli bakın. Eğer 15 santimetreden büyükse robotumuz yine ileri gitmeye başlayacak. Tekrar bunu kopyalayıp yapıştırıyorum. Bu sefer yön değerimiz 2'ye eşitse yani sayı rastgele olarak sayı tuttan sola dönsün. Bu sağ döndü. Bunu atıyorum, sola dön yapıyorum. Aynı yukarıdaki kodları tekrar değiştirmiyorum. 0, 10'da 5 Sağ ya da sol fark etmiyor. Bu şekilde yönümü ayarlamış oldum. Artık bu sayede robotumuz e, engel gördüğü zaman önce geri gidecek, sağ veya sola dönecek. Onu da kendisi belirlemiş olacak. Bu kodları artık robotumuzun içine atabiliriz. Evet, şimdi robotumuza bağlan diyoruz. Bağlandık. Şimdi kodlarımızı yükleyelim. Yüklediğimiz anda robotumuz zaten hareket etmeye başlayacaktır. O yüzden elimize tutmamız lazım robotu. Evet şu an artık dönüyor. Şimdi robotumuzu artık engel algılayan şeklinde incelemeye başlayalım. Robotumuzu engelimizin arasında yerleştiriyoruz. Robotumuz engelleri gördüğü zaman istediği yönü kendisi belirleyip dönecektir. Evet görmüş olduğunuz gibi çalışmamızı bu şekilde hallettik. Evet tabii ki robotumuzun dönüş kısmına göre kendisi artık ona göre ayar yapıyor. Evet yapmış olduğumuz çalışma bu şekilde. İnşallah faydalı bir çalışma olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.